Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bir iki gün önce açıklama yaptılar. Dediler ki biz bölgede topyekün bir barışın arayışındayız. Barış istiyoruz. Kalıcı barış. Fakat maalesef görüldü ki tersine kalıcı barış yerine, topyekün barış yerine Türkiye Devleti Rojava'dan Kürdistan bölgesine kadar topyekün bir savaşı sürdürüyor. Kime karşı? Kürt halkına karşı. Kürt halkının kazanımlarına karşı. Kürt halkının iki parçadaki statüsüne karşı. Bu açıdan öncelikle altını çizmemiz gerekir. 100 yıldır, hatta 100 yıldan fazladır savaş siyaseti Kürt meselesi ne Kuzey Kürdistan'da ne diğer parçalarda çözüm getirmedi. Bir kez daha çözüm olmadığı açıktır. Türk yetkililer de bunun savaşın çözümü olmadığını Rojava üzerinden, Suriye üzerinden bunu çok net olarak gördüler. Dolayısıyla eğer bölge barış deniliyor, bölgede barış deniliyorsa gerek Kürdistan bölgesinde gerekse Rojava'da Kürt siyasetini, Kürt halkını, Kürtleri içermeyen, onların kazanımlarına saygı duyup tanımayan bir barış olmaz. Yani Kürtsüz barış bölgede olmaz. Önce bu konuda bizim net bir tutumla meseleyi ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti'ne, yetkililerine çağrımızdır. Siz eğer gerçekten bölgede topyekun barış istiyorsanız, topyekun barışın yolu tabii ki Kürtlerle barışmaktır. Tabii ki Filistin meselesinin çözümüdür. Ama Filistin meselesinde barış isteyip Kürdistan meselesinden savaş derseniz bu çıkma siyaseti derinleştirir. Dolayısıyla Türkiye Rojava'da sürdürdüğü, Suriye'de sürdürdüğü yanlış siyaseti şimdi düzeltmek istiyor. Fakat yanlışı yanlışla değil, yanlışı doğruyla aşarsa yol alır. Doğru nedir? Tamam, Esad'la görüşün. Biz buna karşı değiliz. Destekleriz sizin Esad'la görüşmenizi. Irak ya da Kürdistan bölgesiyle görüşün. Irak'la da görüşün. Ama Kürtlerle de savaş siyaseti yerine barış siyasetini izleyin. Barış elinizi uzatın. Bir bu. İkincisi, şimdi Kürdistan bölgesinde çok açık, çok net bir savaş sürüyor. Devlet bütün askeri gücüyle, kara ve hava gücüyle bu savaşı sürdürüyor. Bu savaşa ilişkin biz şiddetle kınıyoruz. Bu savaşa bir an evvel son vermeye çağırıyoruz Türk hükümetini. Bunun çözüm getirmeyeceğini, Türk halkına zarar verdiği kadar Kürt halkının da yararına olmadığını, Türk halkının da yararına olmadığını, olmayacağını belirtiyoruz. Görülüyor ki Türk yetkililerinin Nisan 2024'te Bağdat ve Hevler'de gerçekleştirdiği bir dizi görüşme ve vardığı sonuçlar karşılık buluyor. Maalesef. Irak hükümetinin şeklen, usulen biz buna karşı demesine aldanmamak lazım. Irak hükümeti esasında bu şeyi destekliyor. Burada kilit konumda olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin, PDK'nin tutumudur. Görülüyor ki PDK de devletin bu savaş siyasetine doğrudan doğruya bu savaş siyasetiyle karşı bir tutumu yoktur. Tersine Türk hükümetiyle işbirliği içinde olduğunu maalesef acı gerçeğimiz budur. Oldu görülüyor. Biz bunun asla ve asla doğru bulmuyoruz. PDK'ye Sayın Mesut Barzani'ye çağrımız şudur. Her zaman Dörtpaşa'da kendisinin saygı bir konumu var. Ve o her zaman Kürt eliyle, Kürtlerin kendi eliyle Kürt kanının dökülmesine karşı çıktı. Bir kez daha karşı çıkmaya çağırıyoruz. Türkiye hükümetine karşı, bu savaş siyasetine karşı PDK'yı, özellikle de Sayın Mesut Barzani'yi net tutum almaya çağırıyoruz. Tabii ki YNK'ye de bir çağrımız var. YNK iç siyasi hesaplar, Kürdistan içi siyasi hesaplar, siyasi rekabetle davranmamalı. Suskunluğunu, sessizliğini bozmalı. Bu savaş siyasetine karşı tutum almalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdistan bölgesinden çıkmasına ilişkin çağrı ve tutumunu sürdürmeli. Güney Kürdistan'da
bir başka tutum var. Kürdistan Komünist Partisi ve Partiye Zahmetkeşan bir tutum aldılar. Bu tutumun, bu duruşun, savaş karşıtı duruşun büyütülmesi gerektiği inancındayız. Bütün partilere, bütün kurumlara, bütün şahsiyetlere, bütün aydınlara çağrımız odur. Partiye Zahmetkeşan ve Kürdistan Komünist Partisi'nin başlattığı savaş karşıtı tutumu destekleyelim. O tutumu büyütelim diye çağrıda bulunuyoruz. Şimdi bunu hiçbir partinin, hiçbir Kürt halkının, Kürt ferdinin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Kabul etmiyor zaten. Annelerimizin feryadını biz görüyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Kürdistan dört parçasında, diasporada, Güney Kürdistan'ın kuzey bölgesinde süren savaşın, bu savaşın özellikle sivil halka dönük olarak köylerin boşaltılmasını hedefleyen ve kalıcı askeri üsler kurmayı amaçlayan bu siyasetin asla ve asla kabul edilemez. Bütün partilerimizin, halkımızın buna ilişkin tutum alması gerekir. Birleşmiş Milletler'in buna ilişkin tutum alması gerekir. Avrupa Birliği'nin buna ilişkin tutum alması gerekir. Burada tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne yine sesleniyoruz. Siz Rojava'da, Şehva bölgesinde, Afrin'de, İdlib'de geldiğiniz nokta ne? Geldiğiniz nokta, siz Esad'la görüşmeye çalışırken Esad ne diyor size? Diyor ki 2011'e dönün. Yani 2011 öncesi çıkın burada, İdlib'de çıkın, Rojava'da çıkın, sonra bize oturup görüşelim diyor. Aynı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne bugünden de geliyor, yarın çok daha güçlü olarak Kürdistan bölgesinin kuzeyindeki konumu, konumlanışı, özleri, askeri varlığı gündeme gelecektir. Orası Türkiye'nin toprağı değildir. Orası uluslararası hukukta başka bir ülkedir. Başka bir halka aittir, bir millete aittir. Onun oranın sorumluları vardır. Orada bir Kürdistan bölgesel yönetimi var. Aynı zamanda Federal Irak Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin buna saygı duyarak orada çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Savaş siyasetinin çözüm getirmediği ortadadır. Köyleri boşaltmak, orada AMD içerisinde kimi kontrol yapmak, bunlar asla ve asla ne hukukidir, ne insanidir, ne de Kürt halkının sivil ve siyaseten bunu kabul etmesi mümkün değildir, kabul etmiyoruz. Şimdi ilhakla işgal çok farklı şeyler değil zaten. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyinde var zaten, ne derler, perspektifinde bu misak-ı milli sınırlar içerisinde Musul vilayeti olarak gördüğü Güney Kürdistan bölgesi, Halep vilayeti olarak gördüğü özellikle Rojava zaten misak-ı milli sınırlar içerisinde çoğu kez gösteriliyor. Siyaset kadrosu bunu savunuyor da. Bu doğrudan doğruya orayı kalıcı olarak ilhak etme perspektifini içeriyor. Bu savaş siyaseti onun ön adımıdır. Eğer bunu başarabilirse, eğer uluslararası tepkiler zayıf kalırsa, eğer Kürt halkı ittifakla bu savaş siyasetine karşı, Türkiye'nin amacına karşı ne tutumu almazsa, Türkiye'nin zaten strateji olarak hedefinde bir ilah politikası vardır. O zaten Irak ve Suriye'yi yapay devlet olarak kabul ediyor. Zora girdiği için zaten geri adım attı. Suriye'yi zaten devlet olarak resmen tanısa da fiilen tanımıyordu. Tanısaydı zaten Suriye'de hani iç savaş başladığı günün hemen ertesi günü biz Emevi Camisi'nde Şam'da namaz kılacağız demezdi. Ne demek bu? Suriye'yi doğrudan doğruya ilhak etme politikası demektir bu. Bunun izahı yoktur. Aslında bu sorunun muhatabı bizim açımızda bunun izahı yoktur bu sorunu. De Türkiye bunu yeni yapmıyor ki zaten. Türkiye bunu Afrin'den Serikaniye, Girisipi'ye, Şehba bölgesine az az yaptı. Şimdi bunu Kürdistan bölgesinin kuzeyine de taşımak istiyor. Bugün de iddialar var. Hani belki doğrudan doğru elimizde belge yok ama belge olmasına gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti bunu zaten yapıyor. Kürdistan'ın Rojava bölgesinde bunu yaptı. Afrin'den Serikaniye. Orada da yapacağı açıktır. Bu sonu gelmeyen ne derler, bir kör siyasettir. Kör siyasetin, savaş siyasetinin Suriye'de geldiği nokta ortada. Türkiye o savaşı sürdüremiyor. İçeride de sürdüremiyor. Sınır ötesinde de sürdüremiyor. Sürdüremediğini sınır ötesinde Kayseri, Antep, Hatay olayları üzerinde sınır ötesinde ne gibi olaylar yaşandığı görüldü zaten. Şimdilik bastırdılar. Tamam da ama o çıkmaz nereye ulaştı? Tam da paramiliter güçleri kullandığı için
Tam da Suriye muhalefetini o soyu kullandığı için, birlikte hareket ettiği için Suriye rejimiyle anlaşmaya dönük her adım başta kimin tarafından reddediliyor? Aşmaz odur zaten. Suriye muhalefeti yani OSO kendisini yalnız bırakmış hissi olarak hissine kapılıyor. Yarı yolda beni bıraktınız diyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla Esad'la barışmak istiyor, barışamıyor. Esad'la barışıp Kürtleri kıskaca almak istiyor. Bu açıdan Putin de tutumunu biz doğru bulmuyoruz. Israrla izlediği siyaseti yani Rojava'yı Suriye ile Türkiye'nin kıskaca alma siyaseti çıkmaz yoldur. Dün de çıkmaz yoldu, bugün de çıkmaz yoldur. Suriye hükümetinin de bu oyuna geleceğini tahmin etmiyorum. Gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer Suriye hükümetinde, rejiminde, başta Esad'da hukuk varsa, adalet varsa, feraset varsa dün IŞİD baştan sona ve cihadist gruplar Suriye'yi işgal ettikleri zaman Esad rejimi düşeceği noktasına geldiği zaman Kürt halkı ile Kürt halkı kendisine karşı asla bir tutum almadı. Tersine. Kürt halkı da eğer hatta Türkiye'nin çağrısı üzerine Türkiye ile birlikte birleşip ortak hareket etseydi Esad rejimi yıkılabilirdi. Ama Kürt halkı stratejik davrandı, doğru davrandı. Silahını asla ve asla komşu hiçbir ülkeye çevirmediği gibi Esad rejimine de çevirmedi. Dost davrandı bugüne kadar. Sadece IŞİD denilen baş belası, cihadist harekete karşı kendi topraklarını savundu. Dolayısıyla bugün bu cihadist hareketleri, grupları kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin izlemiş olduğu son 10-15 yıllık politika zaten ortadadır, çıkmazdır. Çağrımız da odur bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu savaş siyasetine. Paramiliter güçleri, cihadist güçleri kullanmasının yol açığı açmazı görmesi gerekir. Rojava'da gördüğü gibi, İdlib'de gördüğü gibi. Şimdi önce şunu belirtelim. KDP'nin tabii basınç altına olduğunu belirtelim. Yani biliyorsunuz daha önce İran sıkıştırdı. Dedi ki yani siz ya İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin ve diğer partilerin silahlı güçlerini karargahlarını çekeceksiniz ya da ben işgal edeceğim dedi. Dolayısıyla anlaştılar, geri çekti. Benzer bir tutumu Türkiye yıllardır aynı politikayı izliyor. KDP üzerine basınç uyguluyor. Buna rağmen Türkiye'nin gelip hedefinde herhangi bir partinin grubunun olmadığı açıkken doğrudan doğruya Rojava, doğrudan doğruya Kürdistan bölgesel yönetiminin statüsünü hedef alan tavrı, tutumu açıkken, bir ilhak hedefi varken Türkiye'nin rolunu kolaylaştıracak olan KDP politikasını biz doğru bulmuyoruz. İlk kez böyle bir tutuma girdi. Bizim çağrımız budur. Bir an evvel yani söz konusu ilçede kent merkezinde Türk askeri güçlerinin hareket halindeki durumları Doğu Kabali Hamediye ilçesinde bu her Kürt'ün yüreğini ne derler sızlatmıştır, vicdanını sızlatmıştır, derin bir üzüntüye boğmuştur. Dolayısıyla biz Kürdistan Demokrat Partisi'ne çağrımız, Sayın Berzan'a çağrımız tekrardan şudur. Bir an evvel ve hızla Kürdistan'ı diğer partilerle görüşerek, YNK'ye de dahil olmak üzere bütün Güney Kürdistan'daki partilerle görüşerek bu savaşa karşı ortak tutum almaya çağırıyoruz. Şimdi mesele şu, şu anda partilerimizin büyük çoğunluğu parça bütün, yani Kürdistan'ın parça ve Kürdistan bütününde bir ulusal duruş sergilenmiyor. Parça gözüyle davranıyor, parça gözüyle bugün hangi parçada davranırsan davran bu ulusal duruşu ne yapıyor? Ciddi olarak zedeliyor. Ben sadece ve sadece Kürdistan bölgesinde, orada da sadece ve sadece diyelim ki benim daha çok etki alanında olduğu bölgeleri, Doğu Kevleri merkeze alan bir koruma politikası asla ve asla ulusal bir duruş değildir. Bu KDP için geçerlidir, bu YNK için de geçerlidir. Bu tutumu biz doğru bulmuyoruz. Ulusal duruş şudur. Eğer bugün Rojava düşerse yarın Kürdistan bölgesi düşecek. Eğer bugün Kürdistan bölgesinin kuzeyi düşürülürse yarın Kürdistan'ın bölgesinin tamamı düşürülecek. Bu bakımda bir bütün partilere dönük olarak başta KDP kendi dışındaki partilerle ortak bir tutum almalıdır. Türkiye'nin Federal Irak Hükümeti ve Kürdistan bölgesiyle yani Bağdat Hevler hattında Nisan 2014'te vardığı anlaşmaya ilişkin olarak net bir tutum almaya çağırıyoruz.